Erkeklerde kadınlara göre genellikle 4 kat daha fazla görülmekte. Hiçbir bulgu vermeden hastalık yıllarca gizli kalabilir. Aslında yetersiz hijyen olarak söylenebilir. Artık günümüzde mümkün olduğunca daha minimal invaziv yaklaşımlarla bunlar tedavi edilmektedir. Merhabalar, ben Profesör Doktor Hakan Yanar, genel cerrahi uzmanıyım. Sizlere bugün periodontal sinüs, yani diğer adıyla kıl dönmesi hakkında, hastalığı hakkında bilgiler vereceğim. Halk arasındaki en çok kullandığımız isim kıl dönmesi, bizim kendi aramızda söylediğimiz periodontal sinüs hastalığı veya kis dermatit sakral, eski adıyla kullanılan kis dermatit sakral hastalığı, gluteal bölgede, yani kaba etlerin ortasındaki sakrum kemiğinin üzerinde seyreden bir hastalık. Oldukça sık gözüküyor aslında. Avrupa ve Amerika'da 100 binde 25 ile 50 kişi arasında gözükmekte. Bizim toplumumuzda yine oldukça sık görülen hastalıkların arasında. Erkeklerde kadınlara göre genellikle 4 kat daha fazla görülmekte. Yani sadece bir erkeklerin hastalığı değil, bayanlarda da bu hastalıklar gözükebiliyor. Genellikle yaşamın 2. ve 3. dekadında, yani 10 yılında bu hastalık gözükmekle beraber her yaşta gözükebiliyor. Ama gençlerde daha fazla gözüküyor. Daha çok vücudu erkeklerde yine 3-4 kat daha fazla. Vücutta kılı fazla olanlarda, çok sık oturanlarda hastalık daha fazla görüldüğü çalışmalarda gösterilmiş. Eski yıllarda bunlar şoförlerde, işte cip sürücülerinde, askerde falan çok olduğu söylenmekteydi. Ama artık bunun her yaşta, herkeste olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Genellikle bu hastalığın bulguları, hiçbir bulgu vermeden hastalık yıllarca gizli kalabilir. Ancak bazı durumlarda bu hastalık akut apseyle bize başvurabiliyor. Yani birinci formu asemptomatik, ikinci o bölgede apseyle bize başvurabiliyor. Üçüncüsü hafif seyirli hastalık. Genellikle bu sakrum kemiğinin üzerinde bir tane, böyle birkaç delik de seyreden bir hastalık. Bir de ağır formu var. Bu çok daha fazla. O bölgedeki delikler 8-10 tane olabiliyor veya nüksettiği zaman, tekrarladığı zaman, yani hastalık, o zaman ağır hastalıktan bahsediyoruz. Yani 4 farklı formda bu hastalar bize başvurabiliyor. Kıl dönmesi hastalığının sebeplerinin en sık sebebi aslında yetersiz hijyen olarak söylenebilir. O bölgedeki, yani o bölge biraz oyuk bir bölge ve genellikle kılların çok yoğun olduğu bir bölge ve sırt bölgesinden de kılların aşağı doğru yer çekimi etkisiyle döküldüğü bir bölge. Bu bölgedeki kıllar birikince aynı bir türbüşon etkisiyle o bölge kendi etrafında dönerekten kıllar içeriye doğru büyüyebiliyor. Bu hastalık yine berberlerin parmak uçlarında gözükmüş, yine koyun biçicileri, koyunları işte tüylerini kesen kişilerin de parmak aralarında gözüktüğü için edinsel, yani daha sonra gelişen hastalık olarak düşünülmekte. Yine bu hastalığın konjenital, yani doğuştan olduğunu söyleyen teoriler de var ama son yıllarda bunun daha çok edinsel, yani sonradan oluştuğu şeklinde daha desteklenmekte. Kıl dönmesi hastalığının bulguları o bölgede genellikle kilodu kileten akıntılarla hastalar başvurabiliyor. Bunun dışında demin söylediğim gibi apse şeklinde hasta bize başvurabiliyor. O bölge bir anda ağrımaya başlıyor. Üzeri cildin kızarıyor ve hastanın ateşi çıkmaya başlıyor. Bu zaman kıl dönmesi absesinden bahsediyoruz. İki şekilde gelebiliyor hastalar bize. Eğer sadece akıntıyla geliyorsa tedavi yaklaşımı başka oluyor. Apseyle geldiği zaman tedavi yaklaşımlarımız biraz daha farklı olabiliyor. Yine bu bölgeden akıntılara bağlı o pit dediğimiz küçük delikcikler var bu sakrum kemiğinin üzerinde. Buradan olan akıntılar anüse doğru ilerlediği için yine anüs bölgesi etrafında da kaşıntı, huzursuzluklar ortaya çıkabiliyor. Kıl dönmesi hastalığında tedavi yaklaşımı artık günümüzde eski oranla değişmiştir. Eski yıllarda, bundan 10 yıl, 20 yıl önceki yıllarda bu kıl dönmesine çok daha büyük ameliyatlar yapılmaktayken, o bölgedeki tüm bölge çıkartılıp sonra açık bırakılırken veya yine bu bölge çıkartıldıktan sonra marsupilizasyon dediğimiz böyle kendi üzerine katlanaraktan kapatılırken, artık günümüzde mümkün olduğunca daha minimal invaziv yaklaşımlarla bunlar tedavi edilmektedir. Aslında tedavi yaklaşımını şöyle değerlendirebiliriz. Birincisi, hijyen dikkat edilmesi gerekiyor en başta. O bölgedeki tüylerin
temizlenmesiyle basit bir kıl dönmesi varsa o pitlerin ağzı temizlendikten sonra bunlar basit bir yöntemle düzelebilir. İkincisi, cerrahi yöntemler ve cerrahi olmayan yöntemler var. Yine cerrahi yöntemler kendi arasında minimal invaziv ve konvansiyonel, yani eski cerrahi yöntemler olarak ayrılabiliyor. Bunlar ameliyat yapmadan poliklinik şartlarında tedavi etmek istiyorsak o bölgede günümüzde o bölge temizlendikten sonra kılların içi fenol enjeksiyonu dediğimiz veya fenol uygulaması dediğimiz yöntemle poliklinik şartlarında hiçbir anestezi vermeden bu hastalığın tedavisi yapılabilir. Bu fenol yine sıvı veya kristalize olaraktan o bölgeye uygulanabilir. Yalnız uygulamanın deneyimli kişiler tarafından yapılması uygun olacaktır. Çünkü bu fenol dediğimiz etrafı yakıcı bir madde. O cilt çok iyi korunmazsa o bölgedeki ciltte ciddi nekrozlara yol açabilir. O yüzden uygulama esnasında çok dikkatli olunmalıdır. Fenol enjeksiyonunu diğer bir tarafa bırakırsak yine poliklinik şartlarında günümüzde lazerle tedavi kıl dönmesinin başarıyla yapılabilmektedir. Ancak seçilmiş olgularda lazere uygulamak gerekiyor. O bölgenin temizliği çok iyi sağlandıktan sonra lazerle lokal anestezi altında bu hastalığın tedavisi yapılabilir. Son olarak cerrahi yönteme gelirsek, cerrahi yöntemde kendi arasında ikiye ayırmak mümkün. Birincisi, eğer sadece bir veya birkaç tane pit varsa, yani delik varsa o bölgede, bu bölgeden girilerekten endoskopik yöntemlerle o bölge gözlenir, içerisi kürete edilir. Yıkandıktan sonra o bölge açık bırakılaraktan hastalığın 3-4 gün içerisinde düzelmesi, akıntının kesilmesi beklenebilir. Yine sadece o bölgeyi daha büyük değil de sadece o sinüsün olduğu bölgeyi çıkartaraktan minimal bir şekilde sadece birkaç dikişle bu tedavi yine uygulanabilir. Hastalık daha ileri bir aşamada bize geldiyse, birçok bölgede eğer delikler varsa, yine tekrar etmiş bir hastalıksa, o zaman biraz daha farklı flap yöntemleriyle dediğimiz ameliyatlar uygulanabilmekte. Artık ama günümüzde giderek bunlar da terk edilmekte. Çünkü flap uygulanabilse bile, bunlar Z flap, işte VY flapler oluyor, işte rhomboid flapler deniyor. Bunlarla uygulandığında bile bu hastalığın tekrar nüksettiğini biz görüyoruz. Bu hastalarda da yine lazer veya daha küçük cerrahi yöntemlerle tedavi uygulanabilmekte. O yüzden hemen ilk başlangıçta bunları büyük bir cerrahiyle tedavi etmemek gerekiyor. Mümkün olan en küçük, en kısa yöntemle bu ameliyat yapıldıktan sonra hastalık takip edilebilir. Çünkü 5 yıllık nüks oranları yaklaşık %10 ile 30 arasında değişiyor. Çünkü diğer %70'lik bir kısmı boşuna çok büyük bir ameliyat yapmış olacaksınız. Yine diğer karyadaki Boscon flapler gibi değişik yöntemler yine günümüzde var. Bunların hepsi hastaya göre uygun yaklaşımla yapılabilecek ameliyatlar. Yine bir kere daha söylüyoruz, bu kıl dönmesi hastalığında da kişiye yönelik tedaviyi uygulamak lazım. Her hastada aynı ameliyatı yapmak uygun olmayacaktır. Burada cerrahın deneyimi, işte kurumun imkanları ön plana çıkıyor ve en uygun tedavi yöntemi planlanmış oluyor. Bu da başarı oranını artırıyor. Hastalığın nüksetmesi tekrar bize gelme olasılığını da düşürmüş oluyor. Kıl dönmesi hafif alınacak bir hastalık olmamalıdır. Neden? Demin söylediğim gibi bunlar çok daha basitken, basit yöntemlerle tedavi edebilirken hastalığın erken aşamasında hastanede yatmaya bile gerek kalmamaktadır. Ancak bunlar apseyle bize geldiğinde, kıl dönmesi apse yaparsa veya kronikleşirse, iyice o bölgede birkaç tane delik oluşmaya başlarsa yapılacak ameliyat yöntemleri biraz daha değişmekte ve hastanede yatışı gerektirmektedir ve iş güç kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle erken dönemde tedavisini yapmak çok uygun olacaktır. Kıl dönmesi hakkında size bilgiler verdim. İsterseniz şimdi de sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışayım. Kıl dönmesi hastalığı maalesef tedavi sonrası %10-20 oranında tekrar edebilir. Bu nükslerin en büyük sebeplerinden bir tanesi o bölgenin hijyenine dikkat edilmememesidir ve o bölgedeki tüylerin büyümeye devam etmesi. Bu nedenle mutlaka o bölgenin hijyeni iyi dikkat edilmeli. Her banyo sırasında o bölge temizlenmeli ve o bölgede varsa kılların gerek epilasyonla gerek diğer yöntemlerle kıllardan uzaklaştırılması nüks oranının önüne geçecektir.
Kıl dönmesi kendi kendine yok olan bir hastalık değildir. Ancak bu kendi arasında aktivasyonlar gösterebilir. Zaman zaman apse oluşturabilir veya apse olmadan yıllarca sessiz kalıp o bölgeden küçük minik akıntılar yaparaktan seyredebilir. Ama dediğim gibi bazen çok ileri evrede hasta apse yaparaktan bize gelebiliyor. Sessiz kalan hastalıklarda da o bölgede küçük bir delik ara ara kilot üzerinde kirlenmeyle gelebilen bir hastalık. Dediğim gibi aktivasyon hiçbir bulgu vermeden de hastalık kıl dönmesi hastalığı olabilir. Kıl dönmesi olan hastalar o banyo yapabilmelidir, yapmalıdır hatta. O bölgeyi çünkü o bölgenin hijyeni önemli. O bölgeyi banyo esnasında bol suyla temizlemeli ve yıkamalıdırlar. Günümüzdeki artık güncel tedavi yöntemleriyle gerek lazer tedavisi gerek fenol tedavisiyle hastalar hiçbir anestezi almadan birkaç dakika içerisinde veya birkaç dakika içerisinde tedavisi yapıldıktan sonra işlerinin başına dönebilmektedir. Ancak çok ileri evre kıl dönmesi hastalığı varsa bunlar yatırılaraktan hastalar ameliyatla tedavi bu hastalara uygulanmaktadır. Kıl dönmesini tabii ki obezlerde biraz daha fazla görüyoruz. Obez, erkek, kıllı vücut yapısı olan hastalarda kıl dönmesi daha sık gözükmekte. Bu bölgede intergluteal sulcus dediğimiz o bölge daha çukur olmakta ve bu bölgeye kıllar daha rahat bir şekilde birikmekte ve tribüşon etkisiyle cilt altına doğru büyüyerekten kıl dönmesi hastalığına yol açmaktadır. Ameliyat sonrası hastalar minimal invaziv işlemlerle yapıldıysa hemen işlerin başına geçebilmektedir. Ancak daha büyük ameliyatlar yapıldıysa yani flap tarzı işte o bölgeye daha çok dikişli ameliyatlar yapıldıysa hastaların 3-4 gün dik pozisyonda oturmamalarını mümkünce sandalyede veya işte yatakta daha böyle uzanır pozisyonda kalmalarını o şekilde oturmalarını istiyoruz. 90 derece dik pozisyonda oturmak dikişlerde açılmaya yol açabilir. O nedenle otururken biraz daha böyle geriye doğru yaylanarak oturmaları yaranın daha kısa sürede iyileşmesine neden olacaktır. Sizlere kıl dönmesi hastalığı hakkında bilgiler verdim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.